Evet, yeniden merhabalar. Çöpten İkisi'nin ikinci yarısıyla devam ediyoruz. Sayıştay raporu geçen haftaya aslında damga vuran diğer bir konuydu ve aynı zamanda raporun yayınlanmasından herhalde 2 gün sonra Başkan Yardımcısı Fikret Çöker istifa etti denildi ama etti mi, ettirildi mi, görevden mi alındı tam olarak bilemiyoruz. Ama çıkardığı, onun hazırladığı rapora göre belediyelerde dönen, ne diyelim ona, usulsüzlükler çok dikkat çekiciydi. Yolsuzluklar diyelim direkt, hırsızlıklar diyelim. Nedense yani. Şunu fark ettim, bu konuya dair yorum yapan kişiler yolsuzluk sözcüğünden çekindiler. Ama bunu CHP yapsaydı AKP'nin bunu yolsuzluk diye altını diyerek altını çizerek vereceğini düşünüyorum. Ama genellikle usulsüzlük diye yumuşatarak verilmeye çalışıldı. Bu raporu hatırlatıyorum. Raporda yoktu. 100 kilometrede 63 litre benzin yakan araçlar, belediyenin araçları. Sonra mesela Tayland'a düzenlenen teknik gezi turları ve hala neden olduğunu bilemiyoruz. Mesela 1 metre hortuma 78 lira, işte 33 kuruşluk bir topa 60 lira ödenmesi gibi durumlar mevcut söz konusu. Aynı zamanda mesela bir belediye 600 küsür kişilik, 680 kişilik falan bir gezi hazırlıyor Bursa'ya. Ama onu hani 1000 lira diye faturalandırsa gene anlayacağız. 10 bin kişi üzerinden faturalandırdığını öğreniyoruz. Bir başka belediyenin sadece 4 tane firmayla çalıştığını, işte bunu şey diye söylüyorlar, örtülü ihale diye adlandırıyorlar ve sadece o 4 firmaya para kazandırdığını, bunun da belediyenin giderinin %70'ini tuttuğunu mesela dile getirmiş bu rapor. Sonrasında Fikret Çöker başkan yardımcılığı görevinden tekrar üyeliğe döndü ve bunun da işte kendisi istedi, kendisi istifa etti diye açıkladılar. Evet, bununla ilgili yorumlarını alalım. Genelde belediyelerde şöyle, önce şey diyelim, yolsuzluk falan demeyelim, utanmazca hırsızlık bunun adı, öyle diyelim. Belediyelerde şöyle işliyor. Bu şunun genel altını olarak çizmek istiyorum. Sayıştay'a atanmış bu isimler direkt hükümetin adamı, istemiyle, evet. Adamı olduğunda söylememiz hükümetin mümkün. Hükümetin adamı onlar. Evet. Ya da yakın insanlar, atamalar. Yani benzer fikirdeki insanlar, evet. Ama tabii orada da çok nüans farkları olabilir. Ona gelelim, evet. Ama öncelikle şunu belirtelim. Bu hikaye bir yandan açgözlü siyasal İslamcıların belediyeleri nasıl yağmaladığının bir göstergesidir. Bu İSKİ skandalı falan var ya, bunların yaptıklarının yanında hani küçük, çok çok küçük kalır. Bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde değil, tüm büyükşehir belediyelerini bırak, belde belediyelerinde bile bir şekilde hacim olarak, farklı olarak her yerde var. Evet. Her yerde var. Bir yanı şey, yandaşları çöplemek, bir yanı partiye para aktarmak. Evet. Şimdi partiye para aktarmak işini de oradaki belediye görevlilerin bazıları üstleniyor ve bu Türkiye'de bir bakanın yönetiminde yapılıyor AK Parti'de. Evet. O bakan bazen değişebiliyor. Nasıl bir şey yapıyorlar? Diyelim ki o 1000 kişilik gezi var ya, 1000 kişi diye gösterdikleri gezi, 10.000'e çıkartmışlar ya. Onu bir tane taşeron firmaya veriyor. O firmayı böylece cukka yapıyor. O firma ne? Kendi yandaş bir ilçenin, bir il yöneticisinin bilmem nesi. Evet. O da birilerine dağıtıyor. Yani bu yağma böyle işliyor. Şimdi adamcağız, Sayıştay'daki adam, bunlar tarafından atanmış olmasına rağmen demek ki onuru, gururu ve bir parça, evet, bir parça vatan sevgisi olduğu için bu kadar rezilliğe katlanamıyor ve bu raporu yayınlıyor. Evet. Güzel yanı ne? Hala demek ki bu ülkede 3 tane, 5 tane devlet memuru namuslu kalabiliyormuş. Evet. Ha, bu bizim için güzel, onlar için çok korkunç bir haber. Ne yapacaklar? Vay, namuslu bir devlet memuru var, İşinden el çektirmeleri lazım. Namuslu görünüyor, onu öyle yapamaz, tehdit edecek, evet, rica edecek, bir şeyler yapacak. Ya ailesini tehdit edecek, ya seni cemaatten içeri atarım diyecek, bir şeyler diyecek. Evet. İşten ayrılmış gibi gösteriyor. Tabii ki işten atıldı, tehditle atılmış olabilir, sıkılmış ve atılmış olabilir, ayrılmış olabilir vesaire vesaire. Ama bu adam tabii ki istifa falan etmek istemedi. Bu raporu hazırlamakla uğraşmazdı öyle olsa. Evet. Değil mi? Bu kadar da net. Zaten çirkefi ortaya çıkartıyor. Arka arkaya gelmesi de zaten kuşku uyandırıyor, değil mi? Umarım böyle 10, 15, 50, 100 tane
devlet memuru, özellikle denetim tarafında devlet memuru vardır. Evet. Ve ileride bunlar bir gün bu iktidar devrildiğinde bizim bunları yargıladığımız zaman tanık olarak çıkarlar. Öyle açık tanık, öyle gizli tanık falan evet. da değil. Çatır çatır ortaya koyarlar ve yıllarca hapis yattıkları gibi ellerindeki bütün mal varlıklarına da el koyarız. Evet, katılıyorum. Peki AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in bir paylaşımından söz edeceğiz. Yani böyle bir onurlu memurdan sonra... Bu bir şey, girişimci ruh bu ya bak. Evet. Bir ekonomi gurusu bu. Değil mi? Ha. Yani o kadar acı ki diyor ki cezaevini tariflerken bacasız fabrika. Şimdi AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer demiş ki, yakın zamanda açılışını yapacağımız Yozgat cezaevinin inşaat alanında incelemelerde bulunduk. 4000 kişinin yatacağı, 2700 personelin istihdam edileceği bacasız fabrika gibi çalışacak cezaevinin hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi bu mesaj, bu paylaşım neresinden tutarsan tut tamamen akıllara zarar bir yorum. Yani birincisi cezaevi inşaatını bir yatırım olarak değerlendiriyor. İkincisi bacasız fabrika dediği bir cezaevi, hem kapalı hem açık cezaevi. Üçüncüsü bunu bir övünç kaynağı gibi, şu kadar kişi yatacak, şu kadar personel çalışacak, istihdam sağlayacak diye veriyor. Fakat unuttuğu bir şey var. Yozgat'ta şeker fabrikası Nisan ayında özelleştirildi, elden çıkarıldı. 275 milyon liraya satıldı buradaki şeker fabrikası. Bu aynı zamanda hem personel çalıştıran, hem kar ettiren, hem orada bir işleyişi olan, bir üretim yapılan bir fabrikaydı. Fabrikayı yok edip yerine kurdukları, 110 milyona kurdukları cezaeviyle övünen bir milletvekilimiz. Buyurun. Şimdi beyinsiz vekilin olursa dumansız fabrikan da olur. Şimdi oradan girelim. Adam beyinsiz olduğu kadar da ahlaki değerleri zayıf bir insan. Ve bunların kafa şöyle çalışıyor. Para nasıl gelirse gelsin. Hani ama yeter ki gelsin. Yani şey, cukkayı alalım da şeyi döndürelim de bugün işte siftahı yapalım da nasıl yaparsak yapalım. Mesela yarın öbür gün hani bunu şeye de ya gaz odaları kurduk. Evet. Bacalı oluyor bu tabii gaz odası. Belki aşağıdan verirler, bir şey yaparlar. Ne bileyim, buna bağlarlar falan, evet, bir şey yaparlar. Para kazanacağız diyebilir. Değil mi? Şimdi yakında halka bunlar çağrı da yapar. Bize hakaret edin ki içeri girin diye bir çağrı yapabilirler. Şimdi zaten belki de bunun reklamıdır bu. Hani şimdi böyle saçma sapan konuşunca birileri hakaret edecek ya buna. Evet. E bak şey, bacasız sanayi çalışacak, çalışacak. Evet ya. Yozgat'taki hapishane kar edecek. Hikaye böyle. Yakında özelleştireceklerini düşünüyorum ben hapishanelerin, Amerika'daki gibi. Çok büyük bir rezalettir Amerika'daki hapishanelerin özelleştirilmesinden evet. sonra yaşananlar. Hem ölümler hem tecavüzler. Yargıçlarla beraber çalışıp nasıl daha yüksek ceza veririz, yargıca para prim vermeler falan, böyle hikayelerin döndüğü bir şey. Ben çok kısa zamanda, eğer tabii o kadar iktidarda kalamayacaklar ama yani 2023'e kadar iktidarda kalırsa bunlar bir fırsatını bulup hapishaneleri de özelleştireceklerini, birilerinin bundan cukka sağlayacağını düşünüyorum. Peki bu yargıyı nereden vardın? Hı? Merak ettim. Mantıktan. Evet. Adamların burayı da para kazanılacak yani, hale getirecekler tabii yani. Tabii ki. Yani bu hikaye. Çok korkunç. Bunu yapmaya çalışacaklardır. Başka türlü de zaten hani böyle giderse çok karlı bir sektör olacağı için bu evet. boşa gitmemeli diye düşüneceklerdir. Bir dönem Erdoğan da yani şu kadar sayıda cezaevi açtık diye övünmüştü, hatırlıyorsan evet. değil mi? Yani. Şimdi tabii şeydeki gibi değil, hani sosyal medyada yine muhaliflere gelelim işte. Yüzlerce, yüz binlerce insanı hapsedecek büyük dev hapishaneler yapılıyor falan değil ama açıyorlar, evet. Evet. Her ilde de şöyle bir şey var tabii. Sanayinin olmadığı, sanayisizleştirilmiş illerde bir gelir kaynağı lazım. Ne yaparsın? Paralı askerliği oraya evet. yönlendirirsin. O esnaf şey yapar. Bunlar da esnaf kafalı olduğu için, sadece esnafı düşündüğü için. Şimdi şey de öyle, hapishane de öyle. Bunun her hafta gelecek olan şeyler var değil mi? Mahpus yakınları gelecek. Çay alacak, peynir alacak, onu alacak. Bir nevi turizm. Ha, ha, Yozgatlı'da, Yozgatlı'da diyecek ki sağ olasın AKP, bak işte bugün de siftahla kapattık falan diyecek. Kafa evet. o kadar çünkü. Evet, maalesef.
O zaman hemen Demirtaş'ta yapılan bir röportaja geçiyorum. Evet. Şimdi Demirtaş'ta Duvar'dan gazeteci İrfan Aktan yazılı olarak avukat aracılığıyla soruları gönderiyor ve bir röportaj yapıyor. Demirtaş'ın orada kullandığı bir ifade özellikle çok dikkat çekici, ama ondan önce bir cümlesi var, onu söylemek istiyorum. Diyor ki, hapishane kavramı bize yabancı değil maalesef. 100 yıldır halkımızın her kesiminden milyonlarca insanın ziyaretgahına döndü bu mekanlar. Biz hapisliği normalleştirip olanlaştırmayacağız ama birer irade direniş mekanına dönüştürmekten de geri durmayacağız demiş. Sonra İrfan Aktan'ın bir sorusu var. Hapisten bakınca dışarısı nasıl görünüyor diye Demirtaş şöyle yanıtlıyor. Bu özellikle bu cümle çok ilgi çekici. Abartılı, gereksiz bir korku atmosferi var dışarıda. Yağmurda ıslanmaktan niye bu kadar korkuluyor anlamakta zorlanıyorum. İnsanlık tarihi de bizim yakın uzak geçmişimiz de çok daha beterlerine şahitlik etti. Korkmayın, çıkın dışarı ve ıslanın yağmurda biraz. Merak etmeyin, güneş açınca kurursunuz hepiniz ve benden duymuş olmayın, her seferinde güneş mutlaka doğar diyor. Ve ekiliyor, HDP ile arasında en ufak bir siyasi, ideolojik bir sorun olmadığını, herhangi bir ayrışma olmadığını da söylemiş. Şimdi abartılı ve gereksiz bir korku atmosferi var demiş, bir bunu konuşalım istiyorum. Öbür taraftan da HDP ile gerçekten arasında siyasi, ideolojik bir farklılık, bir çizgi ayrımı, yol ayrımı var mı? Şimdi öncelikle Selahattin Demirtaş'ın insani yönüne bir vurgu yapalım. Bu dediği lafları biz yıllardır dilimizde tüy biterek diyoruz. Evet. Bu muhalefetin en büyük sorunu, bak CHP, MHP demiyor, CHP'ydi, oydu, buydu, evet. İYİ Parti'ydi, SP'ydi, Sosyalist Partiler'di, HDP'ydi demiyorum. Tek tek bu bireylerin kendini yurtsever olarak tanımlayan, sosyalist olarak tanımlayan, sosyal demokrat olarak tanımlayan, milliyetçi olarak tanımlayan ama bu yoz, rezil iktidara karşı olduğunu iddia edenlerin en büyük problemi ve utancı korku. Evet. Bu korkuyu sosyal medyadan yaymak, birbirini korkutmak vesaire vesaire. Korkuyla, hani bunun şeyleri de var, atasözleri var falan filan. Bir kere ölürsün kardeşim, hani korkarak her gün ölürsün hikayesi evet. Var ya. Bizi bitiren ve bu iktidarın ayakta kalmasını sağlayan şey işte bu bizdeki korkudur. Çok güzel tanımlıyor. Ben bir ek yapayım, mahkemede de korkmayacaksın kardeşim. Evet. Sadece hapishanede değil, mahkemede de korkmayacaksın, iş yerinde de korkmayacaksın. Eğer 3 kuruş namusun, onurun varsa, 3 kuruş yurt sevgin varsa hiçbir yerde korkmayacaksın. O açıdan çok önemli bir vurguydu. Kullandığı o bir paragraflık cümle, aynı zamanda sonra söylediğini öyle demek zorunda tabii, evet, ama tabii ki. Asıl oradaki mesaj şu. Hı-hı. O mesajı bana yollamıyor zaten. O mesajı evet. Benim için niye eylem yapmıyorsun da içeren, evet. Ama sokakta niye yoksunuz kardeşim diye tüm muhalefeti de biraz serzenişte bulunan, bunun sebebini de çok net açıklayan bir açıklama. Seçimlerden sonra bir dönem bir sessizliği olmuştu hatırlarsan. Evet. O zaman da yaptığı bir röportajla yine bu tarz bir eleştiriyle, evet. Hani örtü altından uzlaşma yolu aranıyor iktidarla ve sokaklar boş bırakılıyor, evet. Gibi bir gene bir açıklaması olmuştu, eleştirisi olmuştu. Analizleri de bir kenara koy. Bugün burada işte tüm muhalefette sürekli analiz yapıp sokağa çıkmayan, herhangi bir örgütlenme ve eylem içinde yer almayan, iğneyle kuyu kazmaya çalışıp muhalefeti örgütlemeye çalışmayan tüm insanlar, analiz deyip analiz bırakanlar ortaya, işte bu insanların içeride olmasından sorumlu olanlardır. Evet. O anlamda hiçbir şey fark etmeden sağından soluna, Kürt siyasetinden İYİ Partisi'ne, tek tek bireylerin diyorum bak, tek tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Kürt'ü, Türk'ü, Çerkes'i, Osmanlı'sı, sosyalisti, faşisti, sosyalisti, işte mütedeyyini, bu iktidardan haz etmeyen herkes korkuyu bir kenara bırakıp onuruna yapışmalı. Ve öyle yoluna devam etmeli. Yoksa torunlarımıza, çocuklarımıza, gelecek nesillere söyleyeceğimiz bir şey yok. Kayıp kuşak, utanç kuşağı olarak tarihe geçeceğiz biz. Herkes kendi konforlu alanını terk etmek ve kaybetmek istemiyor ama sonuçta herkesin kaybedeceği bir şeyler vardır, değil mi? Yani sadece sokağa çıkan insanlar mı hiçbir şey kaybetmekten korkmuyor? Herkesin kaybedeceği bir şey var, değil mi? Tabii ki herkesin kaybedeceği bir şey artık vardır. Artık sokağa çıkmak lazım. Sokağa çıkmak lazım.
Hepimiz bu endişeyi taşırsak. Ya kardeşim bir şey mi paylaştın sosyal medyada? Bari onun arkasında dur. Bak sokağa da çıkmıyorsun. Götünün üstünde oturmuş şey yapıyorsun. Bir tane mesaj, onu da çocuğum yazdı deme be. Değil mi? Mahkemede bunu deme bari ya. Evet. Süremiz azaldı. Son bir konum var. Aslında birkaç konum daha var ama sanıyorum ancak yetişecek. Bir AKP'li vatandaş bir video çekmiş. Eline geçen bir elektrik faturası sonrası. İlk önce o videoyu bir izleyelim. Hani nasıl bir zamana denk geldik? Ekonomik kriz aslında sadece bizi mi vuruyor? Artık o tarafı da vurmaya başladı mı? Ve nasıl söyleniyorlar, nasıl şikayet ediyorlar? Bak, korku bizim sözlerimizle değil ama bir faturayla aşılabiliyor değil mi? Değil mi? Kesinlikle. Kalın bir fatura geldiğinde korkunuzu aşacaksınız. Neyse ki ekonomik kriz var ve kalınlık odun odun geliyor, odun. O sayede aşacağız korkumuzu. O zaman aşan AKP'li vatandaşı bir dinleyelim. O soframızdaki ekmeği aldın. Daha başka bir şey demiyorum. Sen bizi görmedin Sayın Cumhurbaşkanım. 16 senelik senin peşinde verdiğim emek sana haram olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Haram olsun. Bu 180 milyon lira faturayı ben yine ödeyeceğim. Çoluğumun çocuğumun rızkından keseceğim. Bunu ödeyeceğim. Tamam mı? Damadına hayırlı uğurlu olsun. Biraz sen demeyeceğim gene bir şey. Damadın da doysun Sayın Cumhurbaşkanım. Ne kadar sülalem varsa doysun. Donu da alın lan. Ne pantolon var ha? Bunu da vereceğim Sayın Cumhurbaşkanım. Bu pantolonu da vereceğim sana. Pilotla gezeceğim artık bundan sonra sokakta. Siz lüks arabalarla gezin Sayın Cumhurbaşkanım. Benden selam olsun Türkiye'ye. Ey Türk milleti. Ben Osmanlı torunuyum. Adam dedem Çanakkale'de yatıyor. Bu dönem vermeyeceğim oyumu. Buradan çıkardım. Buradan çıkardım bunu. Bitti. Benim için Sayın Cumhurbaşkanım seni yüreğimden söküp attım. Evimden de atıyorum seni. Başka hiçbir şey demiyorum. Benim çoluğumun çocuğumun hakkını çalana haram irin icilan olsun. Seçimden sonra hani nasıl koyduk ama, koyduk mu diyen kesimdi. Şimdi artık hani cepler yanmaya başlayınca, ama ben hani diyor ya mesela artık oy vermeyeceğim diye. Ben bunu hala kuşkuyla yaklaşıyorum. Çünkü o zaman da vermek için bin türlü bahane buluyorlar. Şimdi fatura tabii her şeyden önemli bir şey. Yani aldığı maaş da ortada, canının yandığı ortada. Böyle muhtemelen artacak şimdi. Muhtemelen ücret. Bir şeyden uyanmış. Hani bu faturadan canı yandı. Öbürü evet. Patatesi üç kere görünce canı yapılacak. Biri başka türlü olacak falan filan. Ama bu biraz da şeyle olacak. Öbür konuya bağlayalım. Sokakta ses çıkıyorsa bu insanlar da sokağa inecek bir gün. En azından oyunu verilecek bir gün. Verenlere de biz artık şunu sormalıyız. Bunun hesabını, patates fiyatının hesabını sadece Cumhurbaşkanı'na, milletvekillerine değil, bu patatesin fiyatını yükselten hala oy veren komşumuza da sorabilmeliyiz biz. Hı hı. Bu iş böyle olur. Evet. Bu iş ikna ile değil kardeşim sadece. Bana batıyorsa, onun yüzünden de batıyorsa o da rahat etmeyecek. Evet. Korku duvarını aşmış ama sanki değil mi o AKP'li vatandaş? Korku duvarını aştığı gibi pantolonu falan da açmış, direkt iç çamaşırından gidiyor yani. Delirmiş. Yani, bizlerden biri çıkıp herhalde bunu söylese yarın tutuklanır. Yani çünkü diyor ki damadın da alsın, o da doysun, siz de doyun. Yedi sülalen doysun. Ya büyük olasılıkla adam bir hesap yaptı. Diyelim ki maaşı 2000 lira. Aha. 180 lira kol gibi gelmiş fatura. Ya, evet. Şimdi... O sinirle diyor ki hani al donu al diyor. Evet. Pantolonu da vereceğim diyor. Bir de pantolonu da üstüne veriyor. Böyle de şey aslında. Devamı gelir mi peki? Şunu söylüyor. O benim ilgimi çekti. Ben senin yüzünden bazı arkadaşlarımla aramı bozdum da diyor. Evet. Hı-hı. İşte bak arayı bozmayın bizle. Yani kötü fatura gelmeden şuna oy vermeyin ya. Fatura gelmeden oy vermeyin. Daha insani koşullarda yaşayalım.
bunun geleceğini söyleyen... Bak, iknayı böyle yapmaya çalışalım bundan sonra. Hani empati şeylerini buradan duyuralım. Kardeşim empati mempati değil. Empati kurmak zorunda değiliz. Çoğunluk olmak zorundayız. Fındık üreticileri de geçen hafta ayaklanmıştı. Hatırlarsan traktörleriyle indirdiler. Hatta sadece onlar değil, diğerleri de ürünlerimiz elimizde kaldı dediler. Şeker pancarı üreticileri kafayı yedi en son. Evet. Çünkü bak özelleştirme, herifler ortada yok. Gelmiş yığmış pancarı, alacak adam yok, fabrika yetkilisi yok ya. Almayacak çünkü o pancarı. Zaten bir de ucuza satıyorlar. Evet, ellerinde kalmış bir sürü ürün. Sadece bu değil, bir de onları da görmüştük. Onlar da aynı şekilde isyan ettiler. Biz AKP'ye oy vermiş kesimiz. Ama şu an inanılmaz mağduruz. Biz malımız şunu yapabiliriz. Biz yıllardır bunu söylüyoruz. Biz o şeker pancar üreticilerinin yanında oluruz. Hı-hı. Ama gidip ona oy verirlerse o zaman o şeker pancarlarına küspesini yesinler, küspesini. Yani her şeyin de bir sınırı olmalı. O kadar da empati kurmamıza gerek yok artık. Evet, umarım hatalarından ders alacakları bir dönemden geçiyorlardır. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar, sevgiler. İyi akşamlar.